Gelinlerimiz yine istediklerini getirebilirler malzeme olarak. Ekstra ne istiyorlarsa arkadaşlarımıza liste verecekler ama eksiksiz liste istiyoruz. Bununla ilgili sorunlar yaşamıştık. Tekrar yaşayalım istemeyiz. Gelinlerimiz için üzülüyoruz. Mesela diyelim ki sos, çikolata sos istedi. Atıyorum bitter çikolatalı sos. Zuhal Hanım, gelinimiz bir hata yaptı bile. Yapma bismillahirrahmanirrahim. Bizden alışveriş listesinde olmayan bir ürün istedi. Şundan yarım saat yine kurtuluyorduk. Kaldı gene ya. Allah kahretsin, ne kadar az göğsü okul kızar çağırdı. Evinde söyledim kızım, eksiklerini yaz, eksiklerini yaz annem. Bir oku, heyecan yapma. Çok heyecanlı, hep böyle çok mi? Çok heyecanlı. Böyle bu, midir? Mizacı böyle midir? Daha benim kapıma geldi. Ben doğumla evlendikten sonra açıldı biraz. Daha şeydi böyle. Daha mı içe kapanık? Daha içine çekingen kapanıktı. Çekingen herhalde. Çekingendi. Ha. Ben ona açıl kızım, bak hakkını savun kızım. Hiç kimseden korkma, çekinme. Onlar da senin gibi bir insan, iş yerlerinde çalışıyor annem. Ne gereği yani var? Yani tabii hepimiz normal yani insanız bu hariç. Hepimiz ya, evet. Onlar da bizim gibi işte diyelim. Yani nefes alıp veriyor, bir can taşıyor. Öyle öyle estağfurullah falan ya, bu mikserden bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Dün Nazire Hanım'a dediniz ya, uzayda hayat var mı yok mu? Çok enteresan bir şey. Niye 3 verdiniz ya? 3 verdim, pişman oldum ama onlara söylemeyeceğim. Pişmansın değil mi? Biraz, çok da değil yani. Hangisi yani pişman olsam, mısın değil misin? Değilim o zaman. Allah yani Allah. İkisinden birini diyorsam değilim. Allah bilir, ben gelmeden 5 dakika evvel çok pişmanım diye düşünüyordun. Gelinim çok heyecan yaptı. Eyvah eyvah. Daha sayarken heyecanlandı yaparken. Aynen öyle. Niye heyecan yapıyorsun annem? Bak sen okumuşsun, taksir görmüşsün. Ya yavrum, ya. Niye heyecan? Kameralar falan olsa zar. Ben ilkokul mezunuyum, beni ordunun içine göndersinler. Maşallah, siz kayınvalidelerdeki özgüven zaten. Allah. Yani. Başka bir huyu suyu var mıdır? O da sinirlenir aradı dedin. Sinirlenir. Çocuğa çok şey yapmış. Ben çöktüm şimdiden diyor. Mahvetti beni diyor. Onlar kabullenemiyorlar şimdi. Bizim gibi benim 7 neyi tane... Neyi kabullenemiyorlar? Onlar onun çocuğu. Çocuklara hani onlar gezmeye tozmaya alışmışlardı ya. Çocuk ona evde olunca Bir de korona var tabii, pandemi. Tabii canım, iyice evdeler. Hep evdeler ondan. Zaten Allah korusun da boşanma oranları acayip artmış. Herkes evde çok fazla vakit geçirince birbirini yemeye, birbirine sarmaya başladı. Ama aklınıza mukayyet olun. Sevgili karı kocalar, evde evet çocuklar mocuklar, hele de başka aile üyeleri varsa bir hayli zor olsa gerek. Hele şimdi kısıtlamalar da var ama işte bir şekilde o vakit geçirmeyi, hobilere edinmeyi falan çalışacaksınız. Başka türlü olmaz çünkü. Herkes birbirine sarmaya başlıyor. Herkesin siniri tepesinde. Zuhal Hanım, bizim de kocalarımız, biz köydeydik. İstanbul'a çalışmaya 4 ay 5 ay gelirlerdi. Beklerdik. Ya. Ya. Şimdikiler evde yanımızda gelsin dursun diye ölürdük. Biz onlar da şimdikilerde koca evde duruyor diye kavga yapıyorlar. Değil mi, ne kadar saçma. Sen niye evleniyorsunuz o zaman? Ne evleniyorsunuz? Allah Allah, size Allah evlenin aşkına diyen mi oldu? Yani evlenin tamam, güzel bir şey ama birbirinizi iyi günde kötü günde diyerek alıyorsunuz öyle yani. Öyle bu iş bak, hastalıkta sağlıkta al işte hastalıkta. Yani. Öyle destek olacağız birbirimize. Tabii canım. Hadi gel gidelim mutfağa canım. Hadi gidelim canım. Gel. Hadi buyur buyur. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Siz bugün gelin kayınvalide heyecandan ay öldüreceksiniz beni. Aynen. Ne yapacağız çok merak ediyorum. Ne yapacağız Gülsün Hanım? Ne yapalım, yapacağız yemekleri, yiyeceğiz. Aa, ben geldim. Yapacağım. Hoş geldin şahide. Ne yapıyorsun yavrum? İyi misin çocuğum? İyiyim Zuhal Hanım, siz hadi nasılsınız? Hadi kızım, saatiniz başladı. Sen hemen bir besmele bir sohbet çek. Ediyorum da başlayayım mı? Başla. Tamam. Şahide hemen eldiveni tak istersen. Sen hemen başla kızım benim. Biz Zuhal Hanım'la konuşurken sen işini yap. Ben zaten 5 dakika ben geçici buralarda. Oturunuz, ilk 15 dakika konuşur giderim. Sadece çok size üzüldüm, ikram yapamıyorum. İkram istemediler. Aman isteme. Çiğsel sana yapmadınız değil mi ikram? Yok. Ha, süper. Ben Kayseri mantısı yapıp getirecektim size. Ama istemediğiniz için getirmedim. Ablacığım, çiğinden sen getireydin bir torbaya, saklama kabına koyup. Ben onu eve götürür pişirirdim. Olur. Biz buraya getirmeyin. Burada yiyemeyeceğiz. Maskelerimiz var artık. Ben Kayseri'ye gittim. Çok güzel yemekleri oluyor. Hiç yöresel bir şeyleri yok. Bir mantı yapabilirdi gelin, Kayserili çünkü. Anneciğim, gerçekten getirmedin mi? Yoksa Zuhal Hanım'a şaka mı yapıyorsun? Getirmedim. Çünkü mesaj atmışlar. Hiçbir İğrenç şey şakalar bir tek senin şahsına. Ama bana getirip verdin ya. Yok, yalan. Bravo Gülsüm Hanım. Bugün kekleyemedin beni. Ne oldu? Markete de gidemiyorsun, kurtlarını dökemeyeceksin. Aa, başladı, hadi kolay gelsin. 2,5 saat kendi kendine celallendi. Ben ne yapayım, ben ne güzel konuşuyorum. Sana vakit kazandırıyordum. Burada sen başlamışsın baktım ki. Evet, her şeyini aldı mı arkadaşlarımı? Şahide listesine bir şey yazmayı unutmuş. Neyi yazmadın? Ay, neyi yazmadın? Galet ununu. Aa kızım, niye demedin anneye evle? Keşke aklımdaydı, getirseydim ben. Galet ununu neye, tavuğa mı koyacaktı?
Galeta unu tavaya koyacakmıştı. Galeta unu yerine normal un kullanacak artık. Zuhal Hanım, yarışmacılarımızın alışveriş listesine yazdıklarını biz alıyoruz. Demin söyledim. Yani Şahide, her şeyi böyle bütün detaylarıyla yazacaksınız o listeye. O eli lezzetlidir benim gelinimin. Yaparsa beyaz güzel olur. Beyaz unla da olur diyorsun. Olur. Ama kızartma yapmayacaksın ki yani fırında. Gene de koyacak mıydın galeta unu? Ya şey, kendini tam tutsun diye. He, anladım, tutması açısından. Olsun kızım, yaparsın sen hadi. Evet. Eksik olsun annem. İş eksikliği neyse, yapmak daha güzel. Sen tavuğu iyi pişir de, iyice pişsin de. Lezzetli olsun da. Başka bir şey yok, eksik yedik herhalde. Başka eksik yok Zuhal Hanım. Galeta ununu yazmış olsaydı muhakkak alırdık. Evet evet, neyse sen yap, çıkar da yemekleri, artık galeta unundan geçtik. Şahide'ye kayınvalidesi bile güvenmiyor. Bu yemekler nasıl çıkacak merak ediyorum. Ya hayır, ben gelinime güveniyorum. Nasıl güvenmem Allah aşkına? Miksercim, gelinime hiç güvenmiyorum. Mahvoldum ben dedin ya. Güvenmesem ben onundan gelmezdim buraya. Öbür gelininle gelirdin. Gelinim başka yok, bir tane benim. Tek gelin benim. Görümcem mi var? Görümcem var sadece. Öbür torunlar onda. Nasıl görümcenli aran? İyi. Aynı yaştayız hemen hemen ya. Akransınız. Evet. Ne güzel, ne güzel. İyi arkadaş yok, gibi. Gelinimle iyi geçiniriz. Hadi ne güzel. Anneciğim, dünkü gelinimize bekar yemeği yapmışsın dedin. Bugün yemekte tavuklu patates püresi var. Ama onu yapmak zor. Makarna gibi şişirip önüne getirmiyor ki. Efendim? Makarnayı patates püresi de basit derler şimdi. Patates püresi tavuğun... ama tavuğun yanında ana yemekte değil ki. Tavuğun yanında o. O da tavuğun yanında verdi makarnayı ya. Onun tavuğu güzel olmamıştı. Onun tavuğu benim güzel olmadı. Dün güzel de olacak. Tavuk vardı. Ya kızım. Yanında makarna vardı. Ya. Annen bekar menüsü, öğrenci menüsü dedi Şahide. Ya. Sen de şimdi tavuk patates püresi yapıyorsun. İyi hatırlattın sen daha. Gülsüm Hanım dün diyor ya, tavuk yemek güzel değil, makarna bekarlar yapıyor, sosu yok. Bugün de kendi tavuk yemeği yapıyor. Bugün de basit yemek. Bekar yemeği dedi. Ama bunun yemeği püre. Püre makarnadan da basit. Atırsan, haşlayırsan, ezirsen, kovurursan veya etine sütü töküp karıştırırsan. Ortaya patates püresi koyulur mu yarışmada? Ben ona söyleyeceğim zaten. Benimkisi bekar menüsüydü, onunkisi çocuk menüsü olmuş. Ne koydun tencereye? Eti haşlıyorum çorbam biraz için. Biraz daha bu tarafa getir tatlım ortalığa. Tamam herhalde. Yalancı işkembe çorbası için evet. Et haşlıyor. Normalde tavuktan yaparlar yalancı işkembeyi. Sen etten yapıyorsun, dikkatimi çekti. Evet, bizimki etten olacak, daha lezzetli olacak. Hadi inşallah, güzel olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.